Salatalık her türlü zebzeyi böyle köküyle beraber önceden hazırladığımız hidrojel jölesinin, jöle gibi oldu gördüğünüz gibi, 150 gramı 15 litre suyla, 100 gramı 10 litre suyla karıştırıyorsunuz, jöle gibi oluyor. Bunu daldırıyorsunuz kökle beraber. Artık bu domates fidesi gübreye ihtiyacı yok. Her türlü humigasit, fulvigasit, demir, çinko, mangan içerisinde. Artı su tutucu madde olduğu için bu domatesi yaz aylarında, çok sıcak yaz aylarında 6-7 defa suluyorsanız bahçenizi 3 defa sulamanız yetiyor. Çünkü bu aynı zamanda su tutuyor. Bahri Bey buyurun. Teşekkürler. Evet, ne yapıyoruz? Daldır. Daldırma. Evet, daldırma. Böyle bu 15 litre suyla, jöleyle takriben 100-150 fideyi efendim yapmak mümkün, ekmek mümkün, bulandırarak, tamla şey daldırarak bunu 100-150 fideye 1 kilosu yeter. Sebze ve meyvede, seradaki, bahçedeki, tarladaki fidenizi ekerken mükemmel. Artık bittiğinize herhangi bir gübre vermenize gerek kalmayacak. Buyurun. Bir de organik. Evet, şimdi tekrar jöle, hidrojel jölesi. Bol bol bulaştırabiliriz. Bulaştırdıktan sonra ektiğimizde artık bu domatesi yılda, yaz aylarında 6-7 defa suluyorsanız 3 defa sulamanız yeter. Çünkü bu hidrojel suyu tutuyor. Sanki bitkinin kökünde efendim bir bardak veya bir sürahi dolusu su varmış gibi düşünün. Suyu topluyor, böyle şişiyor. Evet. Saygılar. Gördüğünüz gibi bunu biz daha burada devam edeceğiz. İşimiz var. Ama bugünlük buradan domateslerle ilgili çalışmamız. Domates de değil sadece. Domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye. Aklınıza gelen her türlü. Kökünde bir parça toprak varsa yeterli. Onu daldır daldır ek. Bu gördüğünüz hidrojel 100-150 fide için yeterli. Daldır ek, daldır ek. Bitkinin hem su ihtiyacını karşılıyor, hem de ihtiyacı olan bütün mineralleri ve organik madde. Organik madde nedir? Organik madde nedir? Bunun içerisinde humigasit, fulvigasit, organik madde, artı bor, çinko, mangan, demir gibi 85 mineral var. Bu dünyada üretilen ilk doğal ve etkili üründür. Evet, Bahri Bey geçen sene mesela Ormuz Tarım kullandı. Evet. Zebze'de, meyvede ne kadar başarı elde ettiniz? Valla 1'e 10 desem yalan konuşacağım. 1'e 100 desem ne yalan, 1'e 1000 diyebiliyorum ben mesela. Arada zeytinde mesela denedik. Zebze'de denedik. Tüm meyvelerde denedik. Saksılar denedik. Hepsi 4x8 desek daha fazlasıdır yani. Çok memnunum. Hamdolsun. Hem daha lezzetli, tabii, hem daha verimli. Organik yani sağlık açısından, evet, çok önemli. Çünkü toprak güçleniyor ve sağlık açısından kalıntı, gübre, ilaç gibi bir şeylerden uzak durduğu için sağlık açısından çok güzel. Evet, çok güzel bir konu değildi. Hepsinden randıman aldık yani. Bari Bey'in söylemek istediğini biraz daha açalım. Normal olarak 1 gram şöyle 1 gram yani bir çay kaşığı dolusu toprakta 2,5 milyar canlı bakteri var. 2,5 milyar mikroorganizma. Ne yapıyor bu bakteri? Bakteri havadaki azotu alıyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, bitkiye veriyor. Bitkinin azota ihtiyacı var. Bitki azotu havadan alamaz. Bu azotu bitkiye veren nedir? Bitkinin kökündeki bakteri.
Siz toprağa kimyasal ilaç koyarsanız faydalı bakteri öldü. Aynı bağırsaktaki faydalı bakteri gibi toprakta da faydalı bakteri var. Siz kimyasal ilaçla toprağa verdiğinizde faydalı bakteri ölürse parazit yerleşir. Ve toprağınıza yerleşen parazit, nematot bitkiyi öldürür. Bize nematot tehlikesi var. Nematot çok zaten var burada. Bu memlekette çok yoğunlaştı. Bu bir şey gübreler yapıyor işte. Bu şeyler yapıyor. Evet, kimyasal gübreler faydalı bakteri yok edince yerine nematot, parazit yerleşiyor. Bir seraya, bir bahçeye, mantar, bir tarlaya mantar da yapıyor. Mantar ve nematot girdi mi artık o bahçeyi, o tarlayı unut. Evet, bitti. Bitiyor zaten. Bitiyor. Evet. Tüp çıkarttılar bilmem ne hepsi. Hepsi zararlı. Kimyasal hep olan her şey hep zararlı. Tarıma zararlı. İnsan gibi düşünün. Nasıl İnsan ki antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor, alerjik hastalıklar, cilt hastalık, panik atak, depresyona sebep oluyorsa, kimyasal ilaç da toprağın Aynen. üzerindeki canlı faydalı bakteri yok ediyor. Özellikle azot bakterisini. Ve böylece bitki topraktan hiçbir şey alamıyor. Yavaş yavaş ölüyor. Ormuz tarım güzel o sebepten. Evet. Ormuz tarım ne yapıyor? Onları gayri şey etmiyor. Canlılar yaşıyor ama sade faydasını, gücünü gösteriyor. Evet. Ama canlıları yok etmiyor mesela. Topraktaki mesela normal böcek mesela, solucan mesela, bunlar toprağın evet. faydalı olanı zarar edemiyor. Vermiyor. Saygılar. Böceğine. Selamlar. Sağ olun. Teşekkürler.